Merhabalar hanımlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir tepside 9 farklı çeşit kurabiye nasıl yapılır onu paylaşacağım. 9 farklı şekil yapacağız tepsimizde kurabiyemizden. İlk olarak malzemelerimi hızlıca geçmek istiyorum çünkü 9 farklı şekil videoyu biraz uzun tutacaktır. 150 gram margarin veya tereyağı, 1 çay bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ, 3 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 adet yumurta, 1 adet vanilya ve 1 adet kabartma tozu kullanacağız. Un aldığı kadar, şu an net bir miktar söyleyemiyorum. Çünkü bazen un miktarı değişebiliyor. Hamuru yoğururken ne kadar un kullandığımızı da size ileteceğim. İlk olarak hamurumuzu yoğurarak kurabiyelerimize başlayacağız. Bu arada ben videonun başında söylemeyi unuttum. 1,5 yemek kaşığı kakao var. Çünkü kurabiyelerimiz iki renkli olacak. İki farklı aynı hamuru ikiye bölüp bir kısmını kakaolu yapacağız. Onun için de 1,5 yemek kaşığı kakao kullanacağız. Yağımızı küçük küçük bıçakla parçaladım. Çünkü küçük küçük parçalayabilirsek daha rahat işlemme yapabiliyoruz yağ üzerinde. Ve malzemelerimizi sırasıyla karıştırarak başlıyoruz. Hamurumuzu yoğurarak başlayacağız kurabiyemizin yapımına. Başlangıçta söylemeyi unuttum. 1,5 yemek kaşığı kakao kullanacağız. Hamurumuz iki renkli olacak. Hamurumuzu yoğurduktan sonra bir kısmını ayıracağız. Ve kakaomuzu ekleyip iki renkli bir kurabiye yapacağız. İlk olarak yağımızı bir bıçak yardımıyla küçük küçük parçalara ayırdık. Küçük küçük parçalara ayırmamızın sebebi daha rahat işlememiz. Bu arada hep videolarımda söylediğim gibi yumurtayı yıkayarak kullanırsak en azından kazalarda, içine düşmelerde yumurtanın temiz olduğundan emin oluruz. Bütün malzemelerimizi karıştırıyoruz. İlk başta tam kıvamında olmayacak. Yarısını ayıracağız. Kakaoyla kıvamlaştırmış olacağız. Çünkü kakao da biliyorsunuz hamurları koyu bir kıvama getiriyor. Bütün malzemelerimizi güzelce karıştıracağız. Ben bu aşamada da çırpıcı kullanmayı sevmiyorum. Çünkü elinizle özdeşleştirebildiğiniz kadar hiçbir şeyle özdeşleşmiyor. Bütün malzemelerimizi karıştırıp yavaş yavaş unumuzu ilave edeceğiz. Şu an hamuruma 2,5 su bardağı un koydum. Hala cıvık ama ben bu kıvamdayken hamurumu ikiye ayırmak istiyorum. Çünkü kakao da dediğim gibi hamuru biraz koyulaştırabiliyor. İkiye ayırdıktan sonra yavaş yavaş un ilavesi yaparak kıvamını ayarlamaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, hamurlarım hazır. Şöyle söyleyeyim size. Başlangıçta ilk hamurda 2,5 su bardağı un kullandım. Sonra hamurumu ikiye böldüm. Beyaz hamuruma yarım su bardağı un daha ilave edip şu kıvama getirdim. Yani şeker hamuru gibi işlenilebilir bir kıvam. Çok güzel kırılmayacak, yetmeyecek kurabiyelerimizi yaparken, çünkü güzel bir kıvam oldu. Kakaolu hamuruma ise çeyrek su bardağı un ve 1,5 yemek kaşığı kakao ekledim. Neden ilk başta bütün hamura, bütün unu yapıp ikiye bölüp kakaoyu eklemedim? Çünkü dediğim gibi kakao da un gibi hamuru biraz katılaştırdığı için bu sefer kakaolu hamur daha sert, beyaz hamur biraz daha yumuşak oluyor. Bu da kurabiyenin arasında ister istemez doku farkı oluşturuyor. O yüzden önce beyazımızı ayırıp yarım su bardağına kıvamına getirdik. Daha sonra kakaolumuzu çeyrek su bardağı daha ekleyip kakaomuzla beraber ikisini de aynı kıvama getirmiş olduk. Şimdi şekil vermeye başlayalım. Şimdi sırasıyla kurabiyelerimize şekillerimizi vereceğiz. İlk kurabiyemiz çiçek kurabiye. Küçük bir parça alıp elimize yuvarlayıp şu şekilde bilye şekline getiriyoruz. Çok büyük ya da çok küçük olmasın. Hepsi birbirine aynı büyüklükte olsun. İlk kurabiyemizde beyazı ortaya getirip siyahları kenarlarına koyup şu şekilde birbirlerine yapıştırıp kürdan yardımıyla şu şekilde kenardaki topçuklarımıza iz yapıyoruz. Aynı şekilde diğerinde de kakaolu topçuğumuzu ortaya koyup beyazları kenarlara koyup hafif bastırarak birbirine yapıştırıyoruz. Ve yine kürdan yardımıyla kenarlara şeklimizi veriyoruz. İlk şeklimizi hazırladık. İkinci şeklimiz için beyaz hamurumuzu hafif oklava, merdane şu şekilde açıyoruz.
Daha sonra siyah hamurumuzdan bir parça alıyoruz. Şu şekilde yuvarlayıp ortasına koyuyoruz. Ve kenarlarını kapatıyoruz. Daha sonra yuvarlayacağız ki birleşim yerleri kaybolsun. Bu şekilde getirdik. Sonra üstüne çatal yardımıyla çatalımızı bastırarak şekil oluşturuyoruz. Önce bu şekilde uzunlamasına, daha sonra çatalımızı bu şekilde enine bastırarak şeklimizi oluşturuyoruz. Çatalla şeklimizi oluşturduktan sonra şu kenarlarımızı alacağız. Çünkü içinin kakaolu kısmı görünsün istiyoruz. Ortadan ikiye, onu da ortadan ikiye bölüyoruz. Bakın, şu şekilde üstü şekilli, içi bu şekilde görünen kurabiyelerimizi oluşturduk. Bir sonraki kurabiyemiz için yine 3 beyaz, 3 kakaolu top oluşturuyoruz ve onları bir beyaz, bir siyah, bir beyaz, bir siyah olacak şekilde birbirine yapıştırıyoruz ve şöyle iyice yapıştırıp elimizin içinde yuvarlıyoruz. Bu da bu şekil bir kurabiyemiz oldu. Dediğim gibi bir beyaz, bir kakaolu top olacak şekilde koyup birbirlerine yapıştırıp elimizin içinde yuvarlıyoruz. Bu da üçüncü kurabiyemiz oldu. Bizim için bir kakaolu, bir de beyaz kurabiyemizden bir parça alıyoruz ve parmaklarımızın ucunda yuvarlayarak uzatıyoruz. Daha sonra şu şekilde ortaları üst üste, gelecek teki de üst üste koyup çeviriyoruz. Daha sonra bir bıçak yardımıyla keseceğiz. Bunlar da bu şekilde kurabiyelerimiz oldu. Şu şekil. Beşinci şeklimiz için de iki parça bir beyaz bir kurabiyeli hamurumuzdan alıp yine parmaklarımızın ucunda yuvarlıyoruz. İkisini yan yana getiriyoruz. Ortadan ikiye bölüyoruz. Ve beyaz hamurun üzerine kakaolu, kakaolu hamurun üzerine beyaz gelecek şekilde yerleştirip kenarlarından düzleştirerek, hafif bastırarak hamurların birbirine yapışmasını sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi dama kurabiye şeklimiz olacak ve bir bıçak yardımıyla kesiyoruz. Dama kurabiyelerimiz de hazır. Bu şeklimiz için bir kaşığa ihtiyacımız var. Kakaolu hamurdan bir parça alıp elimizin tabanını bastırarak açıyoruz. Beyaz hamurdan büyük bir parça alıp onu da yuvarlayıp kakaolu hamurumuzun içine koyup kakaolu hamurumuzu kapatıyoruz. Daha sonra bir kaşık yardımıyla kenarlarını şu şekilde kesiyoruz. Son olarak orta kısmına şu şekilde küçük parmağımızla bastırıp küçük bir beyaz hamur koyacağız. Bu da altıncı şeklimiz olmuş oldu. Bu bıçakla kestiğimiz yerlerden beyaz hamurlarımız gözükecek. Altıncı şeklimizi de yapmış olduk. Yedinci şeklimiz için kakaolu ve beyaz hamurdan
Şu şekilde açtık. Kenarlarını düzledik. Kakaolu hamurumuzu dört parçaya böldük. Beyaz hamurumuzu da dört parçaya böldük. Şimdi ilk işlem için beyaz hamurumuzu bu şekilde bir kakaonun üstünde bir kakaonun altında kalacak şekilde yerleştiriyoruz. Daha sonra altta kalan kakaoları kaldırıp ikinci beyazımızı yerleştiriyoruz. Sürekli altta kalan kakaoyu kaldıracağız. Üstteki kakaoların üzerine beyazlarımızı yerleştireceğiz. Ve daha sonra kapatacağız. Bu şeklimizi oluşturacağız. Bu şeklimizi de bir bardakla yuvarlak bir şekilde keseceğiz. Şeklimizi oluşturduk. Bir bardakla kesip yuvarlak bir şekil çıkaracağız. Bardaktan biraz zor çıktı ama tepesine vurunca çıkıyor. Bu da 7. şeklimiz. Şeklimiz için beyaz hamurumuzu açtık. Kakaolu hamurumuzu üzerine koyduk. Ve rulo şeklinde sarıyoruz. Daha sonra yuvarlıyoruz. Uç kısımlarını keselim ki içini görebilelim. Son şeklimizi de oluşturmuş olduk. Hamurlarını yuvarlak olacak şekilde açıyoruz. Sonra üst üste koyup rulo şeklinde sarıyoruz. Ve daha sonra ortadan ikiye kesiyoruz. Ve gül kurabiyelerimizi elde ediyoruz. Gül kurabiyelerimiz de hazır. Kurabiyelerimiz hazır hanımlar. Dediğim gibi tek hamurdan hem iki renk hem de 9 farklı şekil kurabiye yapmış olduk. Şimdi 170 derece fırında 15 dakika pişireceğiz. Fırından fırına göre değişebiliyor. Benim fırında genelde 15 dakikada pişmiş oluyor. Şimdi kurabiyelerimizi fırına atalım. Kurabiyelerimiz pişti. Gördüğünüz gibi tek tepside 9 farklı şekil oluşturduk. Verdiğim ölçülerden bir tepsi kurabiye çıktı. İki tepsi yapıp çoğaltabilir. Ölçüleri çoğaltıp iki tepsi yapabilirsiniz. Bazı videolarımda kurabiyelerin buzlukta saklanıp saklanmayacağı soruluyor. Ben genelde buzluğa kurabiyelerimi pişirip değil çiğden koyuyorum. Bu şekilde bir çay tepsisi gibi bir şeye, yani buzluğa sığabilecek bir çay tepsisine kurabiyelerimi çiğken diziyorum. Ve onları tek tek buzlukta dondurup daha sonra poşetliyorum. Tek tek dondukları zaman hiçbir şekilde kurabiyelerim yapışmıyor ve şekilleri bozulmuyor. Daha sonra da dondurucudan çıkarıyorum. Hiç erimesini dahi beklemiyorum vaktim yoksa. Direkt fırına atıyorum. Fırını ısınırken zaten onlar eriyor. Ve daha sonra çok güzel tazecik pişiyor. Herhangi bir buzluk kokusu da olmuyor. Bu da aklınızda bulunsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, destek amaçlı abone olup videolarımdan anında haberdar olmak için zili açmayı unutmazsanız sevinirim. Kolay gelsin.